milyonlarca yatırımcı var işte. Bak milyonlarca yatırımcı şu anda ağlamaklı durumda. Ama Barış, yükselen piyasalarda yatırımcı için o kadar tehlikeli bir olgu vardır ki. Umut. Umut olgusu. İnsanı öldürür Barış. Umut çok kötü bir şeydir çünkü yükselen piyasalarda hadi abi benimki gitmedi ama şimdi gidecek istem, şimdi gidecek. Abi tamam ben bankaları kaçırdım, holdingleri kaçırdım ama şimdi gelecek, piyasa yükseliyor. Yatırımcısına para kaybettirmiş diyor. Dolar bazlı. Evet. Olacak iş değil. Hepsini çıkardım. 21 ise de para kaybettirmiş yatırımcısına. Umut abi, umut öldürür. Hope kills. Herkese merhabalar. Yatırım Finansman YouTube kanalında Işık Ökte ile birlikteyiz. Seans odasının 17.sini gerçekleştiriyoruz. Ama bugün Işık Ökte'de bir farklılık var. Hoş geldin abi. Niye abi, saç filan mektup? Bir farklı papuç olayına girmişsin. Evet. Bugün yine güzel bir değişiklik yaptım sevenlerim için. Perşembe günü saat 11 itibariyle bu yayını çekerken Barış'cığım herkese tabii cuma sabahı yayınlanacak. Herkese hayırlı bir cuma olsun. Sevdikleriyle, huzurla, sağlıkla diyorum. Teşekkürler. Borsa İstanbul'u bu programda bol bol konuşacağız. Daha çok borsayı konuşalım dedi Işık Ökte. Baştan söyleyeyim, yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Bu yayını daha sonra izleyen siz izleyicilerimiz, yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Gerçekten hepsini okuyoruz. En son Samsun'da da Işık Ökte ile birlikte okuduk YouTube'un altına bırakılan yorumları. Abone değilseniz de ücretsiz bir şekilde YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Böylece yayınlarımızı kaçırmazsınız diyeyim. Hatırlatmamı yapayım. Rahat bir şekilde tuşa basıp abone olabilirsiniz. Işık Ökte, borsada para kaybedenler dedik bugünkü başlığa. Ya borsa, yani rekorlar konuşuluyor. Dolar bazı ciddi zirveler zorlanıyor. Bankalar coşuyor. 9 senenin zirvesi dolar bazlı. Şu anda 3.39'dayız. Ana endeksimizde Barış. Nasıl kaybediyor bu insanlar? Söylediğimiz, biliyorsun, teknik seviyeler benim için önemlidir. Son 9 senede gördüğümüz önemli yerlerdeyiz. 2014-2015'te mesela 2014-2015 yılında, özür dilerim, 3.43 dolar bazlı seviye vardı. Geçen gün orayı test ettik. Şu anda 3.39'dayız. 3.43 2015'te aşağı trendim başladı. Bir de benim önemli gördüğüm, herkesin 4 dolar diye konuştuğu ama ben 4 dolar, onlar psikolojik rakamlar, 3.92 seviyesi var. Yine 2014 yılında bir aşağı trendin başladığı seviye. Şimdi Barış, o kadar çok yazan insan var ki çok seviniyorum. Tabii ben yani bir yatırım danışmanı olmadığım için bu sorulara cevap veremiyorum ama ya Barış, çok büyük rahatsızlık var borsa yatırımcılarında. Öyle böyle değil. Ben Temmuz 2022'de 1.36 dolar bazlı endeksten bu rally başladığından beri 20 ay oldu değil mi? Ben 20 aydır borsa yatırımcısını ilk defa bu kadar rahatsız görüyorum. Büyük bir rahatsızlık var. Bunun nedenini rakamlarla açıklamaya çalışacağım ve sorulara cevap vermeye çalışacağım. Benim sorulara cevap verdiğim yer burası olacak. Ama ben Barış uzun zamandır yerli bireysel yatırımcıda bu kadar büyük rahatsızlık görmedim. BBY'de değil değil Hayır, mi bu? Evet. Bu normal bir borsa portföyü taşıyan yerli yatırımcıdan bahsediyoruz. Barış, şimdi yükselen piyasalarda portföy yönetimi çok daha zordur. Çok daha zordur. Düşen piyasalarda portföy yönetimi zarar olsa da daha kolaydır. Çünkü zararı sen minimize edecek hareketler yapabilirsin. Zarar keslerle. Mesela sen diyelim
Allah korusun, Rahip Brunson 2018 olayına yakalandı. Borsada. Hepimiz yakalandık. Makro olaylara yakalanmadan kaçış yoktur. Hepimiz yakalandık. Yatırımcıyız. Orada diyelim senin elinde bankalar vardı. Eğer sen stop loss'unu kullandıysan oradan %10 dolar bazlı zararla çıktın. Çıktın abi. Zarar kesini kullanmadıysan o zarar %50 oldu. Ama düşen piyasalarda portföy yönetimi çok daha kolaydır. Çünkü düşen piyasalarda satıcı geldiğini görürsün. Ne de alıcı olabilir diye kendi kendine sorup zarar kesseni. Ama Barış, yükselen piyasalarda yatırımcı için o kadar tehlikeli bir olgu vardır ki. Umut. Umut olgusu. İnsanı öldürür Barış. Bak, umut olgusu piyasalarda nedir biliyor musun? Rus ruleti oynamaya benzer. Bana bu işleri öğreten, ben New York borsasında runner olarak çalıştığımda 1997 senesinde, orada iki türlü mafya vardır. Yani gerçekten mafya. Nasıl yani? Tabii ya? Şu anda artık her şey elektronikleşti. Mafya, yani mafyayı tabii şey olarak kullanıyorum. Ben o adamlardan hayatımda çok şey öğrendim. Nasıl para kazanılır? Hangi haberler önemsizdir? Hangi haberler gerçekten önemsiz gibi görünür ama çok önemlidir filan. O adamlardan öğrendiğim başka bir şey de bu piyasalardaki en zararlı şeyin umut etmek olduğunu. Hayır abi. Piyasalarda tek bir gerçek vardır. Orada yazan rakam. Ya umut iyi bir şey değil midir? Hayır abi, çok kötü bir şeydir. Umut. Umut çok kötü bir şeydir. Çünkü yükselen piyasalarda hadi abi benimki gitmedi ama şimdi gidecek hissem, şimdi gidecek. Abi tamam, ben bankaları kaçırdım, holdingleri kaçırdım ama şimdi gelecek, piyasa yükseliyor. İnsanın kendi kendini kandırmasıdır umut. Ve Barış, şu anda görüyorum insanlarda o umut insanları büyük kayıplara geçirmiş. Çok üzülüyorum. Barış bak, 2.53 dolar bazlı kapanışımız, şu anda dolar bazlı 3.39. Piyasamız bu sene gelişen ülkeler içinde bir numara. Rakamları çıkardım. İzninizle vereceğim. Sen onlara bakarken ben bir rakam vereyim. Banka. Evet. Son bir yılda bankacılık endeksi %300 gitmiş. Evet. Sene başından bu yana %80'den fazla gitmiş. Evet, ben ama dolar bazlı rakamları çıkardım. Benimkiler TL bazlı. Tabii. Sen dolar bazları söyle. Abi ben... Sen biliyorum TL bazlı bakmazsın ama ya enflasyona bakıyorsun son bir yıl. Hadi benim hissettiğim enflasyonla da desen, son bir yılda %300 giden bir bankacılık endeksi var ya. Hakikaten Barış, inanılmaz bir hareket, müthiş bir hareket. Sürekli şöyle bak, 2022 Temmuz'da Borsa İstanbul Rally'miz başladığında şu anda bütün haber akışı içinde olan ve bu bankacılık endeksinin ana hareketini, yükselen trendini destekleyen Yapı Kredi Bankası 2 milyar dolarlık bir bankaydı. Piyasa değeri. Piyasa değeri. 2 milyar dolar. Şu anda Yapı Kredi Bankası'nın piyasa değeri 10 milyar dolar. %400 dolar bazlı. 20 ayda. 20 ayda Yapı Kredi Bankası yatırımcısına %400 dolar bazlı ve Koç Holding'e tabii para kazandırdı. O zaman çıkan haberler çok normal. Normal. Görüşülüyor haberleri. Tabii. Değil mi? Şimdi, yani ben olsam ben de düşünürüm tabii, yani. Tabii Barış, bir satış haberi olmasa, gerçek olmasa böyle bir getiri olmaz. Yalanlar da yalanlamıyor. Görüşülüyor anladığımız kadarıyla. Böyle bir getiri olmaz. Şimdi sen bakıyorsun, Barış Garanti Bankası 24 milyar dolardan 2010'da 24 milyar dolardan 2022'de 3 milyar dolara düşmüş. 24 milyar dolardan 3 milyar dolara düşmüş. Bir piyasa değeri tık diye geldi. Nereye? Nereye geldi? 13 milyar dolara. Şimdi Barış, bunları okudukça, bak şimdi ben bireysel yatırımcıyım. Bakıyorum. Bu sene
dolar bazlı getiri endeksi. Getiri ne demek? Temettü içinde olan endeks. %36 getiri var dolar bazlı 4,5 ayda. Borsa İstanbul'da, yani sevgili Tanku Taner Çelik kardeşimin Ziraat Portföy Genel Müdürü olarak Türkiye'ye büyük bir başarıyla getirip yaptığı borsa yatırım fonlarını 31 Aralık gecesi alan, BIST 100 borsa yatırım fonunu alan şu anda temettü içinde olduğundan %36 dolar bazlı getiride 4,5 ayda. İYEM içinde bir numara. Şimdi Barış, ne yapacağız? Biz borsa yatırımcısı değilsek, hisse senedi yatırımcısıysak her zaman insanlara eğitimlerinde öğrettiğim sektör bakacağız. Pozitif Ayşen sektörlere bak. Bir numara sigorta. %69 getiri. Dolar bazlı. İki numara banka. %67 getiri. Ana endekslerden konuşuyorum. Üç numara bilişim endeksi. İletişim endeksi. İletişim endeksinde ne var? Telekom'da Turkcell var. %53 getiri. %53 mükemmel bir getiri. 10 sene geri kalmıştı. Tam 10 sene Turkcell ve TT.com piyasanın en kötü sektörüydü iletişim. Bu sene majör geri dönüş. 4 numara holdingler. Holdinglerinde zaten %60'ı Bank. Koç ve Sabancı iki tane hisse. Onlar da %46. Bunlar ne? Piyasadan %10 ve daha yukarı pozitif ayrışan 4 tane ana endeks sektör içinde. Şimdi Barış, sen şöyle diyebilirsin. Ne yapmak lazım dedim. Her zaman kendi portföyüne bakıp karşılaştırma yapacaksın. Sen bunu yapmaktan acizsen o zaman borsada hisse yatırımcısı olmayacaksın. Gideceksin portföy yönetim şirketlerinden, yatırım fonlarından olacaksın. Bakın arkadaşlar, bu yaptığım analiz ilkokul matematik analizidir. %10'dan daha fazla. Şimdi Barış, sen bana diyebilirsin ki abi ben bu sektörlerde değildim ama 3 aşağı 5 yukarı borsaya yakın işte %25, %30 filan getiri dolar bazlı bu sene sağladım. Ben yine senin elinden sıkarım, bravo derim. Fakat Barış, bireysel yatırımcı diyor ki bana yazdıklarında, abi biz dolar bazlı bir getirimiz filan yok. Biz o kadar geri kalmışız ki diyorlar. Hep yanlış kağıtlardayız. İşte bak, o kadar diğer yerlerin reklamı yapıldı ki. Reklam. Şimdi bu reklamı yapılan yerler, Barış bak. Yan kağıtlar mı? Hayır, yan kağıtların da sektörüne bakacağız. Öyle yan kağıtlar deyip, evet borsada şu anda BIST endeksinde 535 hisse var. Ama bunların 435 tanesi BIST 100 dışı da yan kağıt olarak değerlendirilemez. Öyle sanki bir hava oluşuyor. Burada BIST 100 içinde de manyak gibi yan kağıtlar var. Nasıl ya? Hem BIST 100 içinde tabii, hem yan kağıt. Aynen. Ana endeksimiz olan BIST 100 içinde Borsa İstanbul yönetimine sesleniyorum. O kadar fazla yan kağıt var ki şimdi okuyacağım. Çıkardım çünkü. Rakamlar hiçbir zaman yalan söylemez. Şimdi Barış, %5-10 negatif ayrışma böyle bir zaman kabul edilebilir diyelim. Bak şimdi %20 negatif ayrışmadaki sektörlere bakalım. Bak. Bakalım abi. Bir numara. Türk insanının en çok olduğu sektör. Söyleyeyim mi? Halka arz. X arz. %14. Her gün daha çok satıcı geliyor. Her gün tak 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 aşağı vuruyorlar. Kim vuruyor onu da biliyorum. Geçen hafta anlattım. Büyük bireysel yatırımcılar oralardan kaçıyorlar. Ama bunlar çok zaten yükselip giden halka arzların aşağı gelişi değil mi? Barış, bunların aşağı gelişi gibi gözüküyor ama bu halka arzlarda şöyle bir problem var. İnsanlar birinci gün almadılar ki bunları. İnsanlar birinci gün geldi 10 lot, 20 lot, 30 lot. İnsanlar bunları trade ederken aldılar. İşte işin kötüsü o. Şu anda sermaye kaybı yaratıyor bu endeks.
Sermayedarlardan satış geliyor. Spekülatör grupları baktılar abi dediler bizim holdinglerde, Türksel'lerde, Koçlar'da, bankalarda olmamız lazım. Bak %14. Son 2 aydaki kayıplar halka arz endeksinde dolar bazında %20'yi geçti 2 ayda. Sonra Türk insanının en sevdiği endekslerden biri GYO'lar. Piyasa %36, GYO'lar %11. 3 numara. Yine Türk insanının en sevdiği hisselerden demir çelikler %10. Ben de bu gruptayım. 4 numara. Uçacak, kaçacak. Çimentolar %7. Piyasa %36, çimentolar %7. Nasıl bir para çıkışı var oradan? 5 numara. İnşaat hisseleri. Madencilik hisseleri. Bak %10 getiri de bunlar. Kağıt hisseleri %16. Bir zamanların herkesin aşık olduğu kağıt hisseleri. Barış, bunlar direkt para eritme mekanizması. Bak, yabancıların hiç olmadığı demir çelik dışı ve madencilik. Çünkü madencilikte bizde kozalar. Hı. Barış bak, o kadar büyük negatif ayrışmalar ki bunlar %20 üzeri. Şimdi insanlar yazmasın mı? Bak, Samsun'daki konuşmamda insanlara elinizi kaldırın dedim. Şu var mı? Anlattığım sektörlerde orada 300 civarı arkadaş vardı. Benim bu sektörlerde yatırımım yoka sadece 7 kişi el kaldırdı. 7. 7 bölü 300. Şimdi borsada kaybedenleri neden anlattığımı bak şimdi. Bizim BIST 100 endeksimizde sen çok şaşırdın. Ve şaşırmakta çok haklısın Barış. Neden haklısın? Işık abi, BIST 100 endeksinde yan kağıt olur mu dedin değil mi? Çok şaşırdın. Barış, ben %36 dolar bazlı kazandırmış BIST 100 endeksimizde ben sana desem ki bu sene 4,5 ayda yatırımcısına zarar ettirmiş. Yani negatif getiri de 21 hisse var desem inanır mısın? 5'te birinden fazla. 100 hisse içinde 21'i yatırımcısına para kaybettirmiş diyor. Dolar bazlı. Evet. Olacak iş değil. Hepsini çıkardım. 21 hisse de para kaybettirmiş yatırımcısına. Ya bak, bu anlattığım sektörler, demin verdiğim, bunlar hala dolar bazlı pozitif getirir. Evet. Yani senin beğenmediğin %16 beğenmiyorsun. Evet. %15 beğenmiyorsun. Evet. %10 beğenmiyorsun. %36'ya baktığında nazar. %20 üzeri negatif ayrışma olarak para eritmiş diyorum. Ama bir de parayı eritmek değil, para kaybettirmişler var 21 hisse. Bunları iyiden kötüye sayıyorum. Bak, iyiden kötüye 21 hisseyi sayıyorum. Yayla Gıda, Boğaziçi Beton, Eczacı Yatırım, Boş Fren, Biyotrend Enerji, Çan Termik, Kontrolmatik, Girişim Elektrik, European Endüstri, Alfa Sonar Enerji, Smart Enerji, Biyen Yapı, İzdemir Enerji, Kayseri Şeker, Borusan, JW Enerji, Kale Seramik, Say Yenilenebilir Enerji, Europower Enerji, Hektaş ve Koa Granit. En kötü Koa Granit yatırımcısına %37 para kaybettirmiş bu sene. Dolar bazlı. Hektaş %27 kaybettirmiş. En iyi Yayla Gıda'da %1 kaybettirmiş. %36 giden Borsa İstanbul'da 21 tane hisse negatif getiride. Bunların 7 tanesi, yani 3'te 1'i enerji sektöründe. Son 2 senede Barış, en çok reklamı yapılan, Türk insanlara en çok önerilen ve en çok reklamı yapılan sektör yenilenebilir enerji değil miydi? Konuşulan. Evet. Evet abi, yenilenebilir enerjiydi.
Ama orada müthiş. Aynı şey X-Harz'da söylediğim gibi Evet. yenilenebilir enerji hisse senetleri için de söyleyebiliriz. Zaten büyük hareketler, Evet. büyük ralliler, büyük getiriler sağlandı geçmişte. Hani Büyük servetler yapıldı Barış evet. 2 sene. Ya bunlar hisseler, daha doğrusu şirketler kötü olduğu için Hayır. belki değil. Barış, Değil mi? şirketler çok iyi. Evet ama Hatta para kazanıyor bu şirketler işin kötüsü. Ama Barış, ben analist arkadaşlarımla konuştuğumda bu şirketlerin büyüme oranları ve beklentileri o kadar yukarı yerlere konulmuş ki şu anda artık bunlar ne denir? Dünyaya dönüyorlar. Bilançolarını gören insanlar diyor ki bu şirketler evet para kazanıyor ama dünyaya dönüyor. O büyüme beklentileri normalize oluyor. normalize oluyor. Europower %23 kaybettirmiş. Say %21. Juvene %17. Smart %9. Alfa Soner %8. Şimdi Barış, neden borsada kaybedenler olarak bir başlıkla çıktığımızı, bunları anlatmamız lazım ki insanlara şu anda bir öneri ve çünkü ben bunu bir öneriyle bağlayacağım. Neden ben TCMB toplantısı günü ben ne yapayım ha? Ben TCMB burada konuşup yani Selva Hoca'nın sana anlatmadığı ne Ne anlattı? anlatabilirim abi? İşte 50 milyar dolar Toplamış. Cevdet Hoca ve Fatih Bey almaya devam ediyorlar. Rezervler pozitife geçecek. Swap üzerinden manyak yabancı geliyor. Aynı şeyi Şahin duruşunu koruyacak. Bu kadar basit yani. TCMB konuşup biz insanlara Barış Esen, Işık Öktü olarak ne hizmet verebiliriz? Ama burada takılmış kalmış portföyler var. Milyonlarca yatırımcı Barış. Bak milyonlarca yatırımcı şu anda ağlamaklı durumda. Umutlarının esiri olmuşlar. Bak umutlarının esiri. Bir Charles Dickens romanındaki gibi. Umutlarının esiri olmuş insanlara bir yol göstermemiz lazım. Ya ben bunu hani bütün samimiyetimle anlatmaya çalışıyorum. Yani böyle bir şey olur mu Barış ya? Peki insanlar o zaman soracaklar. Abi biz burada tıkandık Ne kaldık. yapacağız? Piyasa 2.53'ten 3.39 dolar bazlı şeye gitti. Biz atıyorum holdingleri kaçırdık, bankaları kaçırdık, sigortaları kaçırdık, Turkcell'i kaçırdık. Abi o zaman hala değer yaratabilen diğer büyük hisselere bakacaksın. Yabancı şimdi gelip 10 milyar dolara çıkmış Yapı Kredi Bankası'nı çizmeye başlamayacak BOFA üzerinden. Yani burada doğru konuşalım. Yani insanlara bazı gerçekleri anlatmaya çalışalım. Yani yabancı burada artık yani şu söylemi hala bakıyorum böyle medyada bu söyleme yabancı gelirse bankalar ve holdingler üzerinden gelir Türkiye'ye. Abi bir dakika ya 10 milyar dolar olmuş Yapı Kredi yani burada %300 ha bir gitti dakika son bir yılda. onları da çıkardım. Yapı Kredi bu sene %83, Akbank %73, Garanti %65 gitmiş. Dolar bazlı mı? Evet dolar bazı bu sene. İlk üç özel bankamız. Yani bizim insanlara dememiz lazım ki evet abi yabancı swap kanalları açılacak ve gelecek. Bak şimdi Borsa İstanbul ilk defa Barış hikayesi olan bir borsaya döndü. Dört tane hikaye. Gri listeden çıkma hikayesi. Temerrüt risk primimizin 250 altına inebilecek. 264'tü son baktığımda. Tamam o bir hikaye değil çünkü her şeyin yani hani bankacılık Son. endeksinin rallisini açıklıyor zaten. Önemli hikayelerden biri bence şu anda hala yabancı takasının çok düşük oranlarda olması. Çok düşük oranlarda. Bence önemli bir hikaye. Dördüncüsü ve önemli bir hikaye de tahvil üzerinden majör girişler gördüğümüz bir ortamda bunun Borsa İstanbul'da da başlayabileceği umudu. Tamam çok güzel. Bir hikaye yaratıyor muyuz? Yaratıyoruz. Güzel. Fakat şu andaki fiyatlamalar borsada
bize artık yeni bir sektör ve yeni bir pozisyonlanma hikayesi anlatıyor. Şimdi ben bakıyorum, bu artık hani ezberde olan yabancı gelirse banka ve holding üzerinden geliri biz artık hani başka yere bir çevirmemiz lazım. Likiditesi olan, hikayesi olan fakat geri kalmış ise bak likiditesi olacak. Yabancı geldiğinde bir anda alıma geçtiğinde bir anda BOFA makinesi 10 milyon lot çizip onu tavana götürmeyecek. Ama bu BOFA makinesinin hareketi yabancı insanların bir ordino verdiğinde alabileceği miktarı ve alabileceği şeyi VWAP dediğimiz ortalamayı kısıtlıyor. Çünkü alıcı olduğu zaman o gelip çizmeye başlıyor. Şimdi bak bu senenin majör hisseler arasında borsadan %20 geri kalmış hisselerini çıkardım. Büyük hisseler. Büyük hisseler. Gübre fabrikaları %1 getirdi. Koza Altın %4. Petkim %7. Oyak Çimento %7. Ereğli %9. Şişecam %10. Enka İnşaat %12. Şok Marketler %12. Çimsa %12. Kardemir %13. Borsanın %36 getirisi içinde bu güzide 10 hissemiz %20'den fazla negatif ayrışmış. Şimdi ben diyorum ki yabancı bu hisselerle ilgilenebilir mi? Bir hikaye çıkartabilir mi burada? Çünkü bu hisselerin, değil mi abi, yabancının ilgilenmesi için bir makro hikaye olması lazım. Bilanço ile bu işler olmaz. Barış, ben hiçbir zaman... Nasıl iyi bilançoyla? Ben hiçbir zaman yabancının açıklanan bilançoyla iş yaptığını görmedim. Getir bakalım bilanço, evet. Ne olmuş falan. Evet. Olmaz mı? Mesela örnek veriyorum. Bugün Perşembe günü Tüpraş bilançosu geldi. Tüpraş dün gece geldi. %4,5 hisse aşağı açıldı. Son baktığımda %2 aşağıdaydı. 186 açıldı. 189 işlem görüyordu. Şimdi Barış, ben hiçbir zaman yabancının açıklanan bilançoyla işlem yaptığını şu şekilde görmedim. Eğer bilanço beklentilerden çok kötü gelirse, o hissenin içindeyse sattığı tabii çok olur. Ama hisseye bilanço kötü geldi ya da iyi geldi diye giren uzun vadeli yabancı yatırımcıyı ben hayatımda görmedim. Her zaman beklentilerle. Guidance'la. Guidance'la. Bravo. 2024 beklentileri, 2025. 2024'ün ikinci yarısı şey, ve 2025'in guidance. İlk yarısı. Rafineri marjları ne olacak mesela, değil mi? O bilançonun için. Mükemmel anlattın. Mesela Türk Hava Yolları bilançosu. Falok ve Netcar beklenti aşağısında geldi. Piyasa takmıyor. Çünkü Türk Hava Yolları'nın bu turizm sezonunda ve 2024'ün ikinci yarısında ne yapacak ona bakıyor, değil mi? Piyasa yukarı, yani yukarı dediğim ileri, özür dilerim yanlış geldi, ileri bakacak. Ve bu 10 tane şirket, mesela ben şimdi bireysel yatırımcıya öneri veriyorum. Siz abi bu sene piyasa %36 kazançtayken portföyünüz %20, %10 filan negatif ayrıştı. Yanlış hisselerde olduğunu görüyorsun. Diyelim ki yani... Kaldın. Halka arzlarda kaldın. GEO'larda kaldın. Şeylerde kaldın. Enerji. Çimentolarda. Yenilenebilir enerjide kaldın. Ya kardeşim bak. Burada 10 tane hisse saydım demin. Yabancı girişi olursa bu likiditeyi sağlayabilecek hisseler. Kardemir'inden Oyak Çimentosu'na, Petkim'ine, Koza Altın'ına. Piyasanın bence gram altın fiyatına göre en iyi gözüken hissesi. Şimdi bu hisselere bakacaksın sen. Artık bu hisselerin zamanı. Türk insanı şunu anlamıyor. Abi sen bankaları kaçırdın. En kötüsü şu mu? Bir önce para eriten
hisselerde uzun süre kalıp artık banka rallisinin eğer öyleyse sonuna gelinirken bankalar gidiyor diye o aylardır beklediğin hisseyi satıp banka holding tarafına atlamak. Ama orada da işte risk, acaba o rallinin sonunda mı atladın? Orada zirveden aşağı gelebilirsin ya da orada uzun süre kalabilirsin. Ha, belki devam da edebilir, bilmiyorum. Ama yani buradaki o bir sonraki adım Şık abi, yani altta bir diyelim ki nehir akıyor. Üzerinde taşlar var. Sen bir yerde kalmışsın. Artık adım atmak ihtiyacını hissediyorsun. Karar verdin. Dedim ben burada bekleyerek gidiyor yani. Karşı tarafa geçmem lazım artık. Millet gitmiş. Nehrin karşısına geçmiş. Sen adımını atacaksın ama adım atmaya karar verdiğin anda da yanlış taşa basmaman lazım. Barış, adım atman zaten farz. O mesajları yani borsada kaybedenlerse sen artık adım atma yerini çok geçmişsin. Hani şöyle bir deyim vardır ya, bıçak kemiğe dayandı filan. Böyle Türk futbol yöneticilerinin en çok kullandığı Hakem terim, hataları hakem hataları sonrası. sonrası ya da en çok bıçak kemiğe dayandı filan. Bomboş konuşmalardır. Ama bu sefer abi senin borsadaki 1 liralık yatırımın bile önemli. Bir. Çünkü alternatif maliyetinde aylık %4 var hala. %3,5-4 gidiyor orada mevduat Gidiyor. tarafında. Sen burada yanlış hisselerde para eritmek değil, para kaybetmeye başlamışsın. O zaman bıçak kemiğe dayandı, sen bir şey yapacaksın. Şimdi ne yapacaksın Barış? Dediğim gibi. Bundan sonra yabancı dönerse hangi büyük hisselere hikayesi olan gideceksin, araştırma birimlerindeki insanları arayacaksın. Gideceksin şube müdürlerini, yatırım danışmanlarını, beraber iş yaptığın insanları hangi geri kalmış büyük hisselerde hikaye olabilir? Oraya doğru portföyü döneceksin. Bazı hisseleri örnek verdim. Örnek verdim. %20 üzeri piyasadan negatif kalmış hikayesi olabilecek hisseleri örnek vermeye çalıştım sana burada. Sen şunu diyemezsin. Umut abi, umut öldürür. Hope kills. Umut öldürür abi insanı piyasada. Rus ruletiyle aynıdır diye boşuna demiyorum. Yani şu umut örneği eşittir. Bu sene dolar bazlı 2.53'ten 3.39'a gittik. Ben banka, holding, sigorta filan Türksel Anladım. almadım. Kaçırdım. Yanlış hisselerde kaldım. Abi yanlış hisselerde kalmaya devam edeceğim. Çünkü öbür taraftan para çıkışı olursa benim hisseye girer. Eşittir umut. Eşittir. Rus ruleti. Başka bir umut tarzı anlatıyorum. Abi, evet. Küçük Bak, abi. bak, bak şimdi. Bak bu bireysel yatırımcıda en çok olan şeylerden biri. Abi, ben bu 21 tane abimin okuduğu hissede ne yazık ki portföyde 1-2 tane vardı. Abi ben bunlar o kadar negatif ayrıştı ki artık bu kadar da negatif ayrışmaz. Eşittir umut. Bak bireysel yatırımcının Düşürme. psikolojisini anlatıyorum. Başka bir umut şeyi anlatıyorum. Abi ben yanlış taraftayım. Evet abi. Çimentolarda vardım, GEO'larda vardım, halka arzlarda vardım, kağıtlarda vardım. Atıyorum şeylerde, Petkim'de vardım filan. Evet abi. Ben şimdi bunları bu kadar negatif ayrışmadan sonra satarsam başka atıyorum Oyak Çimento'ya, Koza'ya, Kardemir'e filan geçersem piyasa düşerse ben çift para kaybederim. Bak çok yanlış bir düşünce. Çünkü sen zannediyor musun ki elinde tuttuğun hisseler diyelim ki piyasa oldu bir %10 değil mi abi? 1.36'dan 3.39'a gitmiş piyasa bir %10. 3 dolara satış yiyemez mi? Gayet normal. %10 satış yediğinde
Emin ol senin hisselerin yükselmeyecek kardeşim. En az piyasa kadar düşmeye devam edecek. Ha bankalar %20 düşer, holdingler %11 ayrı. Bak yanlış psikolojiyi anlatıyorum ama belki senin öbür aldığın hisseler %10 değil ama %5 düşüyor. %3-5 düşer. Bak abi burada hani ben Barış Amerika'dan döndüğümden beri 15 senedir Türk insanlara yatırım olayının bir psikolojik olay olduğunu anlatmaya çalışan insanlardan biriyim. Ve burada insanların çok yanlış psikolojiler içinde. Bak Barış şunu da çıkardım onu söyleyeceğim. Bu sene piyasamız lira bazında bakanlar için. Ben bakmıyorum ama lira bazında bakanlar için de baktım. Piyasamız %46 yukarıda. Sana uzman sorusu. Borsa İstanbul 100 endeksimizde %46 lira bazında yükselmiş piyasada negatif hisse var mıdır yok mudur? Vardır. Vardır. Kaç tane vardır abi? Yüzlü içerisinde mi? 100 içerisinde. Lira bazında %46 piyasa yukarıda kaç tane hisse lira bazında negatif? Dolar bazında 21'di. 21'di. Ondan fazla mı olur, az Hayır mı olur? az tabii. 11 ise 11 negatif ise. abi. 7 tanesi de halka arz endeksinde. Peki. Bu borsa olayında şu burada kapayalım. Çünkü ben artık bu soruya bir numaralı soru bir cevap verdiğimi hissediyorum. Buradan senin önemli bir konu daha var. Tartışmak istediğin galiba Barış. Benim sana aslında açmak istediğim konu, belki bunu daha uzun konuşuruz Işık abi, ama şimdi sen önceki haftaki yayınımızda KKM'den çıkan paranın bir kısmının Borsa İstanbul'a geldiğinden bahsetmiştin. Şimdi mevduat faizlerinin Ki düşüş. Ekonomi Gazetesi de onun üzerine çok güzel yayınımızdan sonra bir haber yaptı. Haber yaptı. Ekonomi Gazetesi'nde manşetteydi. İki, mevduat faizlerindeki 8-10 puana yakın düşüşü söylüyoruz. Mevduatı beğenmeyenlerin Borsa İstanbul'a gelebileceğine dair bir seçenek. Üç, Merkez Bankası 50 milyar dolara yakın bir rezerv iyileşmesini imza attı. Dövizi aldı, TL verdi. Piyasada TL bollaştı. Dolaştı. Şimdi o bolluğun da Borsa İstanbul'a yarayabileceğine dair sevgili Nuri Sevgen'le bu sabah bir konuştuk. Bu konudaki görüşünü merak ediyorum. Daha uzun konuşuruz ama ufak bir başlık açalım istersen, kısaca. Kritik bir konu. Nuri önemli bir konuya parmak basmış. Şimdi likidite yaratılıyor mu? TL likidite evet yaratılıyor. Bu TL likiditesi normalde mevduat tarafında mı plase edilir bankacılık sistemimizde? Evet. Bunun cevabı da evettir. Fakat çok güzel bir şey söyledi. Barış, mevduat faizleri son 2 haftada 7 puana yakın geriledi diye bir çıkarımım var Çok benim. net. Bu doğru mu? Yani senin Çok konuştuğun net. çok net. Önümüzde her gün rakamlar geliyor. Evet. Şimdi Barış, o zaman bu doğruysa bu paranın hepsinin de çıkarım olarak konuşuyorum. Çok kısa. Ama bunun üzerine daha çok düşünmem Konuşacağız. lazım. Bunun da borsaya pozitif bir etkisini görme ihtimalimiz var. Ama Barış KKM çıkışlarından paranın buraya geldiğine dair ben bankacılık sistemindeki çok yakın dostlarımla bu işlerle uğraşan konuştuğum zaman diyorlar ki abi çok net söyleyeyim sana. Yatırım hesaplarını her gün açmaya devam ediyoruz. Operasyon takas birimlerimiz 24 saat çalışıyor diyorlar abi. Yatırım kurumlarında. Şimdi Barış bu abi bir gösterge. KKM'ciler o eskiden altına koşan, mevduata koşan KKM'ciler şu anda yatırım fonları ve yeni yatırım aracı kurum hesapları üzerinden borsaya geliyorlar. Şimdi bu arkadaşlar için, şimdi borsa için iyi bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaşlar devam eder mi? Mevduat faizleri tekrar o %57-59'lu 60'a seviyeleri. yaklaşmıştı. Evet, hatırlarsan birkaç gün olmuştu o. Evet. Bir daha oraları görmedik. Oralardan beri tık 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 düşüyoruz.
tekrar oralara yaklaşmadıkça bu tren devam eder mi? Eder. Eder diyorum ben. Ve bu hesaplarda o sadece gördüğümüz ex-harz hesapları gibi. Ya yani borsa 8.6 milyon hesap var. Ben ona yatırımcı demiyorum. Çünkü onların 6 milyonu ex-harz al-satçı. Tamam mı? Benim düşüncem. Ya yani borsada ben gerçek yatırımcıyı 2.5 milyon civarına koyuyorum. Ne yapıyor onlar? Ex-harzcılar işte... Reader sat, Agrot al, Agrot sat, Niyatek al, diye böyle bir para dolaştırıyorlar. Dönüyorlar abi. O hani bir kere çok üzülmüştüm hatırlarsan, bir arkadaş kendisiyle yayında dalga geçtiğimi zannetmişti. Ben arkadaşlar, ben 1.000 liralık, 10.000 liralık insan hesabıyla bile dalga geçmem. Ama kardeşim, senin 120.000 liralık hesapta 18 tane hissen olursa ve kendine yatırımcı dersen, mini Warren Buffett derim diyorsun. Ben de sana o zaman, yani sen burada bizimle oyun oynayıp kafalama, mini Warren Buffett gibi, yani sen orada kendine trader de, yani yatırımcı deme diye ben de seninle güzel şey muhabbet takılmıştım. Senin söylediğin, Barış, çok önemli. Çünkü bu 7 puanlık mevduat düşüşü içinde Nuri şunu söylemeye çalışıyor. Bu para sterilize edilmezse, çekilmezse piyasada, piyasadan çekilmezse, bunun da borsaya etkisi olacak. Evet, olacak, ama rakamları görmemiz lazım. Bunu istersen gelecek hafta konuşmaya devam ederiz. Işık Ökte, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ Ağzına olun. Sağlık. Yine vallahi böyle benim bile burada programı yaparken heyecanla dinlediğim bir yayın oldu. Siz bu programı inşallah cuma sabahı izliyorsunuz. Montajlandıktan sonra sizlerle buluşuyor. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Daha fazla kişiye yayınımız ulaşsın. Yayınımızı paylaşabilirsiniz de. Yine abone değilseniz Yatırım Finansman YouTube kanalına bir kez daha hatırlatıyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. 200 bine yaklaştık abone sayısında. İnşallah onu da devirip geçeceğiz. Yorumları zaten okuyoruz. Işık Ökte söyledi. Samsun'a bu arada buradan selam göndermek istiyorum. Çok güzel bir tarihte, çok anlamlı bir tarihte. Işık Ökte de çok mutluydu 19 Mayıs'ta Samsun'da olduğumuz için. Çok. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızda. Atamızı andık yatırımcılarımızla birlikte. İnşallah bir ufak yaz arasına sanki gireceğiz buluşmalarda. Sonbahara doğru yeniden sizlerle fiziki buluşmaları da gerçekleştirmek istiyoruz. Güzel bir gün olsun efendim. Allah'a ısmarladık. Yatırım Finansman.